اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا نبي الرحمة شفيعنا شفيع الأنصار محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار. اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وارحمنا وارحم أموات جماعة الحاضرين والغائبين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Cenab-ı Hak beraber kurduğumuz öğrenmemizi kabul eylesin. Şöyle bir 10-15 dakika kadar bugün pazar olduğu için müsaitiz. Hakkı müsait olanlar için Allah'ın kelamından birkaç cümle, birkaç paragraf inşallah dinleyelim ki Allah'ın meleklerini de şahit tuttuğu ilim, zikir ve sohbet meclisi mükafatına nail olalım inşallah. Bir duyurumuzu da kısaca paylaşayım. Mukabele vaktimiz yaklaştı. Ramazan zaten kapıya dayandı, geldi. Şeref verdi elhamdülillah. Hanımlar mukabelemiz zaten ilanda aslında göreceksiniz. Nasip olursa pazartesi günü. Öğle namazına müsaitim. Onlar biraz erken başlayacaklar. Erkekler mukabelesi de sahur, zaten sahur vaktinde başlayacak. Öğlen ikindi mukabelesi. Nasıl olursa sabahların öğlen namazının öncesinde ikindi namazının da sonrasında inşallah başlayacak. Gün olarak da cuma günü başlayacağız. Çünkü cumartesi günü oruçlu olacağız. İlk birinci günümüz. Allah'ın hayırlısıyla sıhhat afiyetle ihya etmeyi nasip eylesin. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala Şefi'i Cumhurbina Muhammed. Sallu ala Tabibi Kulubina ve Kurreti A'yinina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila mağfiretin min Rabbikum ve cennetin arduha ke'ardi semai vel ardu. U'iddet lillezine amenu billahi ve Resulih. Zalike fadullahi yettihi men yeşâh. Allah'ın fadlini azim, sadakallahu azim. Kur'an-ı Kerim'in Hadid Suresinin 21. ayeti. Kısaca bu ayeti ve ne anlattığından size bahsedeceğim. Sâbiqû ilâ mağfiretin min Rabbikum. Rabbinizin bağışlamasına geliştiği göklerle yerler arası kadar büyük olan cennete doğru yarış edercesine koşun. Ki o cennet Allah'ın Resulüne iman edenler için hazırlanmış. İman etmeyen cennete giremez. İzin verilmez. Kim olursa olsun imanı olmayan kimse kimliği ne olursa olsun ya sen de falan ya kimselerdensin ya tamam yabancı değilsin ya geç bu tarafa gel. Bazen oluyor ya böyle. Bakıyorsun uzun bir sıra var. Herkes bekliyor. Birisi geliyor, en öne geçiyor. Hop, ne oluyor kardeşim? Niye öne geçiyorsun ya? Ya? Orada tanıdığı birisi var. Onu öne alıyorlar. Onun işini görüyorlar. Allah'ın katında böyle bir şey olmaz. Allah diyor, "Mu'abbet lillezine amenu billahi ve Allah'a ve onun peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bir yerdir cennet. Onlardan başkası oraya giremez, girişine izin verilmez. Bu yüzden iman çok büyük, çok değerli. Ve Allah diyor ki, yarış edin diyor, yarış. Acele edin, beklemeyin. Yarışçılar bekler mi? Bir bakar mısınız? İzlediniz mi yarışları? Bir bakın böyle motor yarışları, araba yarışları. Adam yakıt almak için şöyle bir kenara çekiliyor, yarış arabası. F1 pilotları kenara çekiliyor. O kadar hızlı bir şekilde lastikleri değişiyorlar ki. Lastikleri değişiyorlar, yakıtını dolduruyorlar, hemen yola koyuyor. Niye? Yarış mı yani? Geri kalmasın yarışta. Hedefe ulaşması lazım. Allah bize diyor ki, ey kullarım, siz de adeta piste yarış edercesine
yarışın. Çünkü filmin ne zaman biteceği belli değil. Filmin sonunu beklemeyin yani. Ne zaman biteceği hiç belli değil. Bak, hadi bakalım bir aşağı. Yani otobüsü biliyorsun. Duracağı yeri biliyorsun, takip ediyorsun. Hepimiz ulaşımda görüyoruz. Ulaşım araçlarında diyor ki, işte Malatya durağı gelindi, otobüs duracak. Ulaşım aracı duracak. Sen de kendini hazırlıyorsun, valizini hazırlıyorsun, her şeyini hazırlıyorsun. Diyorsun ki, ineceğim ben diyorsun, burada ineceğim diyorsun. Ama böyle bir şey olmadığı zaman, ineceğin yeri bilmediğin, ineceğin yeri belli olmadığı zaman, aniden durup da in aşağı, sana dendiği zaman ne kadar telaş edersin, ne kadar panik olursun diyeyim. Ya ben hazır değildim, öyle bir şey yok, in aşağıya. Peki, acaba biz habersiz mi yolculuğa çıkartılacağız? Allah bize bir haber göndermeyecek mi? Aslında dikkat edilirse, düşünürse insan, haber de var ya, habersiz de değil. Allah-u Teala çok merhametlidir. Habersiz bir şekilde kulunu hemen alıp götürmez. Eskiden anlatırlar, bir hikayedir işte. Adamın birisi ölüm meleğine demiş ki, mutlaka bana haber ver demiş ya, habersiz gelme demiş, ben çok korkuyorum. Peki demiş, ben sana mutlaka haber vereceğim demiş. Ve bir zaman sonra, artık kaç yıl geçmişse, ölüm meleği çıkmış gelmiş. Ne oldu demiş, geldim demiş. Seninle anlaşmamız vardı, haber verecektin demiş. Ben sana haber verdim demiş. Sen benim haberlerimi hiç almadın mı? Postana bakmadın mı? Posta kutuna bakmadın mı? Haber gelmiş mi, gelmemiş mi diye. Hep mesajlara bakıyoruz ya, kim ne almış, ne gitmiş diye. Bakmadın mı hiç? Ben sana haber gönderdim. Haberin yok demiş, senin gönderdiğin haberlerden benim haberim yok demiş. Hangi haberleri gönderdin bana, kiminle gönderdin? Hemen başlamış saymaya, ölüm meleği. Annen nerede? Öldü. Baban nerede? Öldü. Deden öldü, dayım öldü, amcam öldü, teyzem, halam, saymışsa saymış, ölenlerin hepsini saymış. Bunların hepsi benim sana gönderdiğim bir haberdi. Sırasına da gelecek. Bunun haberiydi. Sen bunu anlamadın demiş, bu haberlerden bir ders almadın, şimdi senin sıran geldi. Hadi gidiyoruz demiş, almış götürmüş. Bazen de şöyle benzetme yaparlar, alimler derler ki, tıpkı mezbahanın önünde bekleyen bir koyun gibi. Yerinize alınmayın. Bu bir misaldir, örnektir. Orada arkadaşları, o koyunun arkadaşları ileride can verirken o koyun, kapıdaki koyun kesileceğinden, kesilme sırasının kendisine geldiğinden vereceğinden habersiz hala ot yemekle meşguldür diyor. Hala yiyor, içme derdik. Halbuki kesilme sırası kendisine geldi. Teşbih-i hata olmaz. İşte bugün ölüm sırası. Kendisine gelmiş duran insanlar hala yeme, içme, gezme ve keyif peşinde olurlarsa bunun adı gerçek bir gaflettir. Ya Rabbi, gafil olmaktan bizi kurtar ya Rabbi. Uyanık olma, tetikte olma, hazır olma, dikkatli olmak nasip et. Şimdi oldu ayet. Yarışırcasına, müsabaka edercesine, Allah'ın mağfiretine ve genişliği göklerle yerler arası kadar olan cennete koşun diyor. Bu koşmak nasıl olur? Neyle olur? İşte Ramazan. Ramazan ne güzel bir fırsat. Ne güzel bir istasyon. Hemen çek kenara yakıtını doldur ya ağzına kadar. Bedava, Allah para da istemiyor. Bedava da olur yani. O kadar Allah-u Teala kapılar açmış. Ramazan-ı Şerif böyle bir an. Ama eğer insan hep gafil olursa, hiç haberdar olmazsa, hiç dikkat etmezse maalesef kaybeden olur. Kaybeden olur. Pişman, pişmanlığa düşer. Pişman olan olur. Başını, saçını, dizini döver. Eyvah der. Ne yaptın? هَذَا يَوْمٌ عَس۪يرٌ Kamer Suresi. İnkarcı kafir diyecek ki, bu çok zor bir gündür diyecek. Güç bir gündür.
Niye zor? Sen orası için bir hazırlık yapma. Orayla alakalı, ahiretle alakalı bir endişe olmadı, bir korkun olmadı. Şimdi tabii ki zor olacak senin için. Ya varmadın, Allah'ım ne olur beni ateşin azabından koru diye Müslümanlar, müminler yalvarıyorken, dua ediyorken, Allah'ım ne olur bizi bağışla diye dualar ediyorken, sen hiç oralı bile olmadın. Şimdi tabii ki senin için zor bir gündür. Gafil olmamak lazım. Ramazan'ı çok dikkatli bir dolu dolu geçirmek lazım. Benim Ramazan'da aklıma şu geliyor, bu Ramazan'da bakın. Bu Ramazan'da özellikle lütfen hepiniz etrafımızda, çevremize ekonominin ne kadar zorlaştığını, geçimin zorlaştığını artık herkes kabul ediyor. Öyle değil mi Şahin? Ekonomi çok zorlaştı. Geçim çok zorlaştı. Ha durumu olanlar yine geziyor, tozuyor, yiyor, içiyor, alışverişini kolay yapıyor ama durumu iyi olmayanlara bu Ramazan'da daha çok sahip çıkmalıyız. Komşumuza, muhtaçlara. Niye? Çünkü onların beli daha çok büküldü. Onlar daha çok zor durumlarda kaldılar. Önceden iftar sofrası, sahur belki biraz daha kolaydı. Şimdi daha çok güç ve zor oldu. Menü azaldı. Menü azaldı. Onlara daha çok sahip çıkalım. Kendi soframız elhamdülillah. Belki bizim soframızdan bir çeşit eksildi ama adamın sofrasında belki pidesi bile olmayacak. Belki öyle kimseler olacak. Pide bile alamayacak insanlar ortaya çıktı yani bu zorlukta. Benim size tavsiyem onlara daha dikkat edelim. Yani ben biraz bir eksik yesem bir şey olmaz. Bir çeşidim noksan olsun bir şey olmaz. Ama o adamın sofrası, iftar sofrası, sahur sofrası hiç yok pozisyonda düştü. Onları inşallah gözetelim. Benim size tavsiyem. Gafil olmayalım. Ramazan deyince eskiler yine anlatırlar. Adamın birisi hayırsever bir adam. Hanımına dermiş ki hanım bak bunları kenara koy, sakla bunları, erzak sakla. Ne olacak bunlar? Ramazan gelecek dermiş. Ramazan gelince ona vereceğim. Tamam. Kadın biriktiriyor şu kenarda, erzakları biriktiriyor. Bir daha, bir daha. Her gün geliyor ona diyor ki bunu kenara koy. Ne olacak? Ramazan gelecek diyor. Bir gün bir kapı çalmış. Adam işte, kadın evde. Kapıyı açmış. Buyurun kim o demiş? Ben Ramazan demiş. Aha demiş benim demiş, beyimin demiş. Durmadan söylediği Ramazan geldi demiş. Ramazan geldi. Gitmiş toplamış bütün erzakı, hepsini bu adama vermiş. Ve Ramazan gitmiş. Ramazan gitmiş, akşam adam yine erzakla gelmiş. Hanım al bunu demiş. Bey bu ne? Bu demiş. Bunu sakla, bunu Ramazan'a vereceğiz. Ya Ramazan geldi demiş ya. Ramazan nerede geldi demiş. Ramazan'a daha demiş 10 gün daha var. Ya demiş Ramazan diye bir adam geldi kapıya demiş. Ben de ona verdim gitti. Yani kadın Ramazan ayı diye bir aydan bile haberi yokmuş. Böyle bir hikaye anlatırlar. O kadar da değil elhamdülillah. Ramazan'dan haberimiz var şükürler olsun. Ama inanın ki Ramazan ayı geldiği halde Ramazan sanki hiç gelmemiş. Böyle bir oruç ibadeti diye bir ibadet, günahlardan sakınmak gerekli olan çok hürmetli 11 ayın sultanı denilen, tazim edilen hürmetkar, Allah'a karşı çok daha dikkatli olunması gereken, günahlardan tövbe edilip de ibadette yoğunlaşılması gereken bir ay geldi diye bu ay hiç mi hiç farkında olmayan, hala aynı devam eden kimselerini görüyor mu? Görüyor mu? Tam da planlara devam ediyor onlar. Ya da şöyle düşün, ya bunu biliyor da, bunu belki hocalarımızdan duymuşsunuzdur, hocalardan bunu duymuşsunuzdur, imanı tehlikeye düşürecek kadar tehlikeli bir davranış. Mesela bir adam burada namaz kılıyor. Murat orada namaz kılıyor. Ya acaba orada namaz kılıyor. Namaz vakti gelmiş ve geçiyor. Bir diğer kimse de kılmıyor. Namazını kılmıyor. Ve namaz geçiyor. Farz namaz onun üzerinden geçti gitti. Bu adam namazı terk ettiği için günahkar. Tamam.
Geçiyoruz öbür tarafa. Acaba oruç tutuyor. Efendi oruç tutuyor. Öbürüsü, bir ikisi gelmiş, o oruç tutan kişinin, orucunun yanında, gözü önünde orucunu aşikâne yiyor. Ve orucu da biliyor. İnanın ki o namazı terk edenle bu ikisi asla bir değil diyor alimler. Kesinlikle bir değil. İçki içen adamla bile bir değil diyor. Onun günahı olma bile kıyas edilmez diyor. Niye? O sanki alay eder gibi ben oruç tutmuyorum. Senin tuttuğun orucun da benim için hiçbir kıymeti değeri yok dercesine bir istihza alay pozisyonuna dönüşür ve o adam imanını kaybeder. Alimler söylüyor bana. İman gider. Bir adam oruç tutmuyor. Aa ben tutamıyorum. Yani sağlık durumum da iyi ama ben tutamıyorum işte. Ya işte bir gaflet var diye kabul ediyor. O ibadeti yerine getirmediğinden dolayı içinde belki biraz da pişmanlık da var ama yapmıyor ya. Yapmıyor veya kılmıyor. Bu adama kimse imanını kaybetti diyemez. Denmez. Ama öbürü için çok tehlike çanları çalıyor. Ama şunu da yapmayın. Oruç tutmayan adama da, oruç yiyen adama da, bak hocadan ben böyle demedim, bak görüyor musun sen orucunu yemekle beraber belki imanını da kaybettin demeyin lütfen. Bu adam zaten bir çukura düşmüş. Belki bir yerde bir gün uyanır, birisinin güzel bir söylemiyle bir uyanışa vesile olur diyelim. Çünkü öbür türlü söylem hep kaybettirir, kazandırmaz. İnşallah dikkatli olalım. Ya Rabbi, ayetinde bildirdiğim Rabbinizin mağfiretine koşun, cennete koşun, acele edin, geç kalmayın, kaçırmayın dediğim ya Rabbi kullarından olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Fırsatı ganimet bilip de kaçırmadan yetişen ve kavuşan kullarından olmayı nasip eyle ya Rabbi. Yani ki fadullah yüteyim en yaşam. Bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir diyor. Elhamdülillah bize vermiş işte bak. Orucu bize vermiş, Kur'an'ı bize vermiş, namazı bize vermiş, abdesti vermiş, günahlardan sakınmayı bize vermiş, vermiş de vermiş, sağlığı bize vermiş. Böyle bir ülkede şehit kanlarıyla yoğrulmuş topraklarda bulunmayı bize vermiş. Saymakla bitiremeyiz Allah'ın bize verdiklerini. Ya Rabbi verdiklerine karşı çok mahcubuz. Kıymetini bilmek, değerini bilmek, daha da saygılı olmak cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Bütün geçmiş kralarımızı Allah'ım bağışlasın. Geçmiş mevtalarımıza Rabbim gani gani rahmet eylesin. Ölüm vefat sırası bize de geldiğinde, bizim de kapımızı çaldığında hayatın en son final bitiş çizgisinde ne okuyalım? Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Faydasıyla huzurunda imanla varabilmeyi Allah cümlemize nasip eder. Amin. İlla ilahe illallah.